Merhaba arkadaşlar, ben dershaneburada.com'dan iki hocanız. Bugün sizlerle Karaköklü sayılar konusunun çıkmış sorularından bahsedeceğiz. Çıkmış sorularını birlikte çözeceğiz. Hadi bakalım neler varmış, bir bakalım çıkmış sorularda. Yukarıdaki sayı doğrusunda 7 ile 10'a karşılık gelen noktaların arası 6 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi 7 ile 10 arası 6 eş parçaya mı ayrılmış? 3 tane sayım mı var? O zaman diyorsun ki 6'yı 3'e bölersem, çünkü 7 ile 10 arasında 3 tane sayım var. 6'yı 3'e bölersem 2. Hemen kalemin ucunu birazcık incelteyim. 2. Yani her 2 noktada sayım 1 artacak. 8, 9 olacak. 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10. Demek ki benim sayım 8 ile 9 arasında 8'e daha yakın bir sayıymış A noktası. Yani 8'in karesi kök 64 ile A sayısı kök 81 arasında ve 8'e birazcık daha yakın olacak diyoruz. O zaman 94, 88 olamaz. 79, 81'e yakın. O yüzden onu alamayacağım. Diyeceğiz ki kök 68'dir o zaman. A kök 68 sayısına karşılık gelecek diyoruz. Peki geçtik ikinci sorumuza. Demiş ki alanı 118 metrekare olan bir evin dikdörtgen biçimindeki odaları ve salonu dışındaki bölümlerinin toplam alanı 34 metrekaredir. Salonun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayıdır ve odaların alanları toplamından küçüktür. Bu salonun kısa kenarının uzunluğu kök 18 metre olduğuna göre uzun kenarının uzunluğu en fazla kaç metredir demiş. Şimdi salon ve odalar dışındaki bölümlerin toplam metrekaresi 34 metrekareymiş. O zaman tüm alandan ben, yani 118'den 34'ü çıkartırsam 11'den 3 çıktı, 84. O halde diyorum ki salon artı odaların toplamı 84 olacakmış. Ve demiş ki salonun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayıdır ve odaların alanları toplamından da küçüktür. 84'ü o zaman 2'ye bölersek ne olacak? 42 ediyor. 42'den küçük bir sayı olması gerekiyor salonun. O zaman şöyle der miyim? Salonun alanı 36'dır der miyim? Evet, çünkü odaların toplam alanından küçük olacak ve bir tam kare sayı olacak. O zaman 36 artı ne diyebilir? 84'ten 36'yı çıkartırsak 14'ten 6 çıktı, 8 kaldı. 7'den 3 çıktı, 4 kaldı. Demek ki odaların toplam alanı 48 metrekare, salonun alanı da 36 metrekare. Tamam, bana diyor ki salonun kısa kenarının uzunluğu kök 18 metre olduğuna göre. O zaman diyorsunuz ki benim dikdörtgen şeklinde bir salonum var. Kısa kenar kök 18, yani 9 çarpı 2 dersek bu 3 kök 2'ye karşılık gelecek. Ben uzun kenarla çarptığımda neyi bulmalıyım? Salonun alanını metrekare cinsinden bulmalıyım. Yani 36 metrekareyi bulmalıyım. O zaman 3 kök 2 ile ben neyi çarparsam 36'yı bulurum diye düşünüyoruz değil mi? Her tabi 3 kök 2'ye bölersek, 3 kök 2'ye bölersek x buradan ne gelecek? 12 kök 2 bölü 2. Yani x eşittir 6 kök 2. Demek ki salonun uzun kenarının uzunluğu en fazla 6 kök 2 metre olacak diyoruz arkadaşlar. Geçtik bir sonraki sorumuza. Demiş ki A, B, C birer gerçek sayı ve B de sıfırdan büyük olmak üzere. A kök B, A'nın karesi çarpı B. A kök B artı C kök B. A artı C kök B. Yani bir tanesinde kök içerisine almadan bahsetmiş. Diğerinde de kök içlerim aynıysa katsayılar arasında toplama çıkarma işlemi yapılır. Ondan bahsetmiş bana. Peki aşağıdaki şekilde ki gibi bir vincin havada tuttuğu inşaat malzemesinin yerden yüksekliği kök 125 metre. Yani ben bunun için 5 kök 5 derim değil mi arkadaşlar? 25 çarpı 5'ten 125, 25 dışarıya 5 diye çıkıyor. 5 kök 5'miş yerden yüksekliği. Ve malzemenin vincin koluna olan uzaklığı da kök 45 metreymiş. Kök 45 metreyi de ben ne diye çıkartacağım? 3 kök 5 diye değil mi? 9 çarpı 5, 45 çünkü. Diyor ki vincin kolunun yerden yüksekliği sabit kalmak üzere. Malzeme şekildeki konumdayken kök 5 metre yukarı çekiliyor. Kök 5 metre yukarı çekiliyor. Buna göre son durumda malzemenin yerden yüksekliği malzemenin vincin koluna olan uzaklığından kaç metre fazladır? Şimdi kök 5 metre yukarı çekeceksek o zaman benim
malzemem yerden 6 kök 5 metre yukarıda olacak. Burada da 2 kök 5'lik bir mesafem kalacak. O zaman diyoruz ki vincin kolun uzaklığı kaç metre fazladır? 4 kök 5 metre fazladır. Malzemenin yerden yüksekliği, malzemenin vincin kolun uzaklığından 4 kök 5 santim, 4 kök 5 metre daha fazladır diyoruz. Cevabımız C şıkkı. Peki geçtik bir sonraki sorumuza. Demiş ki ABC birer gerçek sayı ve B de sıfırdan büyük olmak üzere. Yine kök içine alma kuralından bahsetmiş. Karesini alarak içeri girer ve yanındaki sayı ile çarpım durumunda yazılır. A kare çarpı B'dir. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kesilerek kare ve dikdörtgen şeklinde iki tane kağıt elde ediliyor. Elde edilen kare şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı 27 cm küp olup dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı 3 katına eşittir demiş. Peki buna göre elde edilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın kısa kenarının uzunluğu kaç santimetredir diye bize sormuş. Şimdi bunu iki parçaya ayırdıktan sonra bir tane dikdörtgen bir tane de kare mi elde ettik? Evet. Elde edilen kare şeklindeki bir kağıdın yüzünün alanında ne olduğunu biliyorum. 27 cm². O zaman ben bir kenarın uzunluğunu bulabilir miyim? Evet bulabilirim. A'nın karesi eşittir 27 ise çünkü alanım A çarpı A. O zaman A eşittir 3 kök 3'tür değil mi? Her iki tarafın kare kökünü alıyoruz. Demek ki benim bir kenarımın uzunluğu 3 kök 3 santimetreymiş diyeceğiz. O zaman dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu da nedir? 3 kök 3 santimetredir. Ve bana demiş ki bir yüzünün alanının kare şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı 27 santimetre kare olup dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanının 3 katına eşittir. O zaman dikdörtgen şeklindeki bölgenin kağıdın alanı kaç santimetre kare olacak buranın alanı? 27'yi 3'e bölersek 9 santimetre karedir diyeceğiz. O zaman 3 kök 3 ile ben neyi çarparsam sonuç 9 ederi düşünmem lazım. Kısa kenarın uzunluğuna x dersek her tarafı 3 kök 3'e böldüm. 3 kök 3'e bölüyorum. Buradan x ne çıkacak? 3 kök 3 bölü 3'ten kök 3 santim çıkacak. Demek ki dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu kök 3 santimetredir diyoruz arkadaşlar. Peki bir sonraki sorumuza geçelim. Demiş ki dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıt parçasının bir yüzüne aşağıdaki gibi 10 eş dikdörtgen çizilip bu dikdörtgenler boyanıyor. Kağıdın bu yüzündeki boyanmayan bölgelerin alanları toplamı 30 cm² olduğuna göre ABCD dikdörtgenin köşegenlerinden birinin uzunluğu kaç santimetredir demiş bize. Peki. Şimdi arkadaşlar eş 10 tane dikdörtgenim mi var? Evet. O zaman diyorum ki ben kısa kenarına A dersem burası da A'dır. Burası da A'dır. Demek ki uzun kenarım 3A imiş. 3A'ya A. O zaman burası da 3A. Burası da 3A. Burası da 3A. Ve burası da A. 3 kere 3 9 10, 11 tane A mı yaptı? 3, 6, 9, 10, 11A. 11A çarpı 3A dersek 33A'ya mı eşit olacak benim toplam alanım? Evet, yani şu ABCD dikdörtgenin alanı, alan ABCD diyelim. Bu 33A'ya eşit. Normalde 10 tane A kullanılmıştı değil mi? Yani 10 tane dikdörtgen kullanılmıştı. O zaman şöyle der miyiz? 11A çarpı A'dan 33 A kare olacak tabii ki de. Normalde 10 tane 10 eş dikdörtgen kullanmıştık ve bir dikdörtgenin alanı da 3A çarpı A'dan 3 A kare. O zaman ben 10 tane kullandığım için 10 ile çarparsam bütün dikdörtgenlerin alanı bulacak mıyım? Evet bulacağım. Yani 3 A kareyi ben 10 ile çarparsam 30 A kare edecek. E tamam, tamamı yani ABCD dikdörtgenin alanı neydi? 33 A kareydi. Ve diyoruz ki biz 30 A kare yani boyalı dikdörtgenleri düşündüğünüzde 30 tane A kare, onların alanları toplamı 30 A kare ve boyanmayan bölgeleri topladığımda yani 30'u toplarsam neye eşit olacak? 33 A kareye eşit olacak. Yani büyük olan dikdörtgenin alanına eşit olacak. O zaman 33 A kareden 30 A kareyi çıkartırsak ne olacak? 3 A kare
Bu da neye eşitmiş? 30'a her tarafı 3'e bölersek a kare eşittir 10. A eşittir kök 10. Bana neyi soruyor peki? ABCD dikdörtgenin köşegenlerinden birinin uzunluğu. Şu köşegenlerinden birinin uzunluğunu sormuş. Peki o zaman şurası 3 kök 10'du. Şurası da 11 kök 10. Buradan köşegen uzunluğunu bulur muyum? Evet bulurum. Ne yapacağız? 3 kök 10'un karesi yani kök 90. Karesini alırsak 9 çarpı 10'dan 90 artı 11 kök 10'un karesi 121 çarpı 10 değil mi? O da 1210 edecek. Ne yaptı? 1300 etti. 1300 eşittir. Neye eşit? Şuraya x dersek x'in karesine eşit. Her tarafın karekökünü alırsak bu da 10 kök 13 yapacak. Yani cevabım C şıkkı. Demek ki köşegenlerden bir tanesinin uzunluğu bu iki kenarın karelerinin toplamının karekökü demekti. Buradan biz x'i bu şekilde bulduk diyoruz. Peki geçtim bir sonraki sorumuza. Demiş ki A, B, C, D birer gerçek sayı. B sıfırdan büyük, D de sıfırdan büyük olmak üzere. Katsayı ile katsayı çarpılır, katsayı olarak yazılır ve kök içleri çarpılır kuralını vermiş bize. A kök B'yi de kök içerisine almaktan bahsetmiş. A'nın karesi çarpı B. Tablo 1'de verilen ifadelerin her biri tablo 2'de verilen ifadelerin her biriyle birer kez çarpılıyor. O halde 4 çarpı 4'ten 16 tane ne oluşturacak? Sayı oluşturulacak. Her biri demiş birer kez çarpılıyor. Bu şekilde elde edilen sayıların her biri bir karta bir sayı gelecek şekilde özdeş kartlara yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının doğal sayı olma olasılığının 1 bölü 8 olması için A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diye sormuş bize arkadaşlar. Yine kareköklü sayılar ve olasılığı birleştirmiş. Şimdi diyor ki 1'de 8 olsun. Zaten toplamda 4 çarpı 4'ten 16 tane tüm durumlarımız sayısı yok mu? Evet. O zaman 16'da ne olmalı diyorum? 2 tanesi doğal sayı olmalı. 1 bölü 8 olasılık olabilmesi için. O zaman neyle neyi çarparsam? Mesela 12'yi ben 4 çarpı 3 diyoruz. Yani 2 kök 3 diye dışarı çıkacak. 2 kök 3 ile ben kök 3'ü çarparsam bir tane doğal sayı elde edeceğim. Burası da nedir? 3 kök 3 diye yazıyorum. Yine 2 kök 3 ile 3 kök 3'ü çarparsam bir doğal sayı daha elde edeceğim. 20 2 kök 5 demektir. Bu dışarıya 3 diye çıkacak zaten. Kök 2 ve ne var? 4 kere 7 28 2 kök 7 var arkadaşlar. Peki o zaman ben kök 3'ten, kök 2'den ve kök 7'den farklı bir şey seçmeliyim. Kök 5 seçersem karşı tarafta kök 3, kök 2 ve kök 7 olduğu için ne diyeceğiz o zaman? Kök 5 seçebilirim. Bir doğal sayı olmaz A ile diğerlerini çarptığımda. O halde diyoruz ki kök 5 yazılmalıdır olasılığın 8'de 2 olmasını istiyorsak. Çünkü zaten 2 tane doğal sayı elde edebiliyoruz. Peki geçtim bir sonraki sorumuza. Demiş ki AB birer doğal sayı olmak üzere A kök B A kare çarpı B'dir karekökten. Bir bilye atma oyununa ait kısa kenar uzunluğu 1 metre olan 9 eş dikdörtgensel bölgeden oluşan oyun parkuru aşağıda verilmiştir demiş. Tamam. Başlangıç çizgisinden atış yapan bir oyuncunun attığı bilye parkurda gösterilen mavi bölgede kalmıştır. Buna göre bu bilyenin başlangıç çizgisine uzaklığı metre cinsinin aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bir kere 6 ile 7 arasında yani kök 36 ile kök 49 arasında olacak diyoruz değil mi? Hangisi olamaz demiş. İçeriye alırsak kök 40 edecek. Yine içeriye aldık kök 45 edecek. 16 çarpı 3'ten kök 48 edecek. 4 çarpı 13'ten kök 3 kere 4 12 ele var 1 kök 52 edecek. Peki hangisi olamıyormuş o zaman metre cinsinden? Çünkü bu aralıkta değildir kök 52. O zaman diyoruz ki bu olamaz. Geçtik bir sonraki sorumuza. Demiş ki A, B, C birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir. A'nın karesi çarpı B. A kök B artı C kök B'de kök içlerim aynıysa katsayılar toplanır kuralını vermiş. Yani içeri alma kuralından ve toplama kuralından bahsetmiş. Bir şehrin demiryolu hatları üzerindeki istasyonlar aşağıdaki şekilde noktalar ile gösterilmiştir. Aynı hat üzerinde bulunan ardışık iki istasyon arasındaki mesafeler birbirlerine eşittir. ABC istasyonlarından hareket eden K
KLM trenleri ortak olan D istasyonundan sonra yeşil hattı kullanarak S istasyonuna ulaşıyorlar. Bu trenlerin gittikleri yolların uzunluğuna göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Peki bakalım. Şimdi iki nokta arası, istasyonlar arası uzaklık kök 2 kilometreymiş. O zaman sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Demek ki A'dan D'ye K'nın aldığı yol 15 kök 2. Peki L'nin aldığı yol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki bu da 8 kök 5 kilometre yol alıyor. M'nin aldığı yol ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kök 3 kilometreymiş diyoruz. Çünkü zaten buraya geldiklerinden sonra alacakları yollar birbirlerine eşit olduğu için burayı görmezden gelebiliriz. İlk önce aldıkları yollara bakalım. Peki. Kök içerisine alacak olursak arkadaşlar ne olacak? 15 çarpı 15, 225. 225 çarpı 2'den 450 deriz. Kök 450. 64 çarpı 5 diyeceğiz 8'in karesi. 5 kere 4 20. Elde var 2. 30, 32. Kök 320. 13 çarpı 13 169. 169'da da 3'ü çarpacağız. 3 kere 9 27. Elde var 2. 3 kere 6 18. 20. Elde var 2. 3 kere 1 507. Kök 507. Peki o zaman en fazla kim yol aldı? M. Çünkü kök içi büyük olan büyüktür diyoruz değil mi? M'den sonra K gelecek. M büyük, K büyük, L'dir. M büyük, K büyük, L de D şıkkı. Gittikleri yolların uzunluğuna göre doğru sıralanışı budur diyoruz arkadaşlar. Peki geçtim. Bir sonraki sorumuza. Demiş ki aşağıda 4 farklı renkteki kartların her birinden 3'er adet verilmiştir. Aynı renkteki kartların üzerinde aynı kareköklü ifade yazmaktadır. Eymen bu kartlardan seçerek üstlerinde yazan kareköklü ifadeleri topladığında bir doğal sayı elde etmektedir. Buna göre Eymen en fazla kaç kart seçmiştir diye soruyor bize. Şimdi kök içerisinde 0.9, kök içerisinde %9 dışarıya nasıl çıkacak? 3 bölü 10 diye ve bundan 3 tane mi var çarpı 3. 25 bölü 100 karekök içerisinde dışarıya ne diye çıkacak? 1 bölü 4 o da 1 bölü 2 diye çıkacak değil mi? Evet 1 bölü 2 çarpı bundan da kaç tane var? 3 tane var diyoruz. Yani 5 bölü 10 da diyebiliriz hatta bunun için. Şöyle diyelim öyle daha iyi olacak. 5 bölü 10 çarpı 3. Peki kök 64 dışarıya nasıl çıkacak? 64 bölü 100 bu da dışarıya 8 bölü 10 diye çıkacak. Çarpı 3 tane var. Yine aynı şekilde kök içerisinde 144 bölü 100 var. O da dışarıya ne olarak çıkacak? 12 bölü 10 olarak çarpı 3 tane var. Şimdi bakın arkadaşlar 3 çarpı 3 ne yapacak? 9 bölü 10 artı 3 kere 5 15 bölü 10 artı 3 kere 8 24 bölü 10 artı 36 bölü 10. Hepsini toplarsak 30, 40, 50, 60, 70, 80, 4, 84 bölü 10. O zaman diyoruz ki sonu 2 ile bitenlerden 2 tanesini çıkartırsak bu yani 80'i ben 10'a bölebilirim gibi düşünüyorum. Değil mi? O zaman sonu 4 ile bitenlerden 2 tanesini atmalıyım. O zaman 12'lerden 2 tanesini çıkartırsak bakın 12'lerden 2 tanesini çıkartırsak 24 bölü 10 gidecek gibi düşünüyorum. 36 ve 15'in toplamı kaç etti? 40, 51, 60. 60 bölü 10'dan direkt 6. Yani bir doğal sayı elde edebiliyorum. Bana zaten demiş ki Eymen en fazla kaç tane kart seçmiştir? 3 buradan, 3 buradan, 3 buradan. Bir tane de buradan seçti. 3, 6, 9, 10 tane kart seçmiştir diyoruz. Ve geçtik. Sonra dikdörtgen şeklindeki bir kağıt alanları santimetre kare cinsinden 10'dan büyük birer tam kare pozitif tam sayı eşit olan karesel bölgelere aşağıdaki gibi ayrılmıştır. Eşit alanlı bölgeler aynı harfle gösterildiğine göre dikdörtgen şeklindeki bu kağıdın bir yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir demiş. Peki
santimetrik kare cinsinden ondan büyük birer tam kare pozitif tam sayıya eşitmiş alanlar. Tamam. O zaman şöyle der miyiz? 16. Yani burası 4 ise burası da 4'tür. A 16'dır. 4'tür. A 16'dır en küçük. Tam kare çünkü. Değil mi? Sonra o zaman burası 8 ise burası da 8'dir. Burası da 8'dir. Burası da 8'dir. 8 kere 8 burası 64 yapacak. 4, 8 daha 12 etti. 12 2'ye bölersek o zaman burası 6, 6'dır. Yani burası 36. Burası da 36 yaptı. Burası da 6. 6, 8 daha 14. Burası da 14 çarpı 14 olacak diyoruz o zaman arkadaşlar. Bana niye soruyor? Bir kağıdın yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir diye soruyor. 14 çarpı 14. 4 kere 4, 16 ile var 1. 4 kere 1, 4, 5, 56, 196 olacak. 1 kere 14, 14, 196. 196 D'nin alanı. Artı 64 C'nin alanı. Artı B'ler 36, 36, 72 dedik. Artı 16, 16, 32 de neyin alanı? A'ların alanı. Toplarsak hepsini 60, 130, 160. 160 dedik. Tamam. 160'a 200 ekleyeceğiz. Hatta 204 ekleyeceğiz. Toplarsak 4, 364. O da C şıkkıdır diyoruz. Demek ki bu dikdörtgen şeklindeki bölgenin alanı 364 santimetre kareymiş. Peki. AB birer doğal sayı olmak üzere yukarıda çapı kareye doğru parçası olan daire şeklinde bir karton ve eş bölmelere ayrılmış 10 santimetrelik bir cetvel verilmiştir. Kareye doğru parçası K noktası 2'ye karşılık gelecek şekilde K noktası 2'ye gelecek şekilde cetvelin kenarı ile çakıştırıldığında L noktası 6 ile 7 arasında 7'ye daha yakın bir noktaya karşılık gelmektedir. Buna göre KL'ye doğru parçasının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi bakıyoruz 2 ile 6, 7 ve 7'ye daha yakın. O zaman 2 ile 3 arasında 1, 3 ile 4 arasında 1, 4 ile 5 arasında 1, 5 ile 6 arasında 1, 1, 2, 3, 4. O zaman 4,5'tan büyük bir sayı olmalı diyoruz değil mi? 4,5 santimden büyük. 4,5'tan büyük olmalı. Yani 16 ile kök 16 ile kök 25 arasında olacak. Ama kök 25'e daha yakın olacak diyoruz. Peki içeri alırsak ne yapacak? 2 kere 4, 4 kere 5, 20. Kök 20. Bu 16'ya daha yakın. 4 kere 6 kök 24. Bu 25'e daha yakın. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. Bu zaten olamaz. 16 çarpı 3, 48. Bu zaten olamaz. O zaman diyoruz ki 24'e yakındı. 24, 25'e yakındır. O yüzden cevabımız B şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Geçtik bir sonraki sorumuza. Demiş ki dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Kenarların uzunlukları x santimetre ve 3x santimetre olan dikdörtgen şeklindeki karton ile bir yüzün alanı 80 santimetre kare olan kare şeklindeki kağıt aşağıda verilmiştir. Peki bu karton ve kağıt üst üste yerleştirildiğinde ikişer köşeleri aşağıdaki gibi çakışmaktadır. Buna göre dikdörtgen şeklindeki kartonun çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. Peki bak, bulalım hemen. Şimdi kök 80 bu bir kareymiş. Her ne kadar burada kare gibi gözükmese de o zaman iki kenar birbirlerine eşittir ve alanı da 80 miymiş? O zaman a kare eşittir 80 dersek her iki tarafın kare kökünü alırsam ben bir kenarın uzunluğunu ne bulacağım? 4 kök 5 bulacağım değil mi arkadaşlar? Çünkü 16 çarpı 5 ne yapacak? 80 yapacak. O zaman diyoruz ki demek ki karenin bir kenarının uzunluğu 4 kök 5'miş. O zaman burası 4 kök 5 olacak diyoruz. Peki. Şuradan çizecek olur isek.
Kısa kenarımın uzunluğu x'ti. Uzun kenarımın olan uzunluğu da neydi? 3x'ti. Bitti. X'in karesi artı 3x'in karesi eşittir neye? Karenin köşegenine olacak. 4 kök 5, 4 kök 5 daha. O zaman diyorsunuz ki bu 4 kök 10 uzunluğunda olmalıdır. Neden? Çünkü 45, 45 karenin köşegeni. Yani AA burası nedir? A kök 2 uzunluğa sahiptir diyoruz. Yani o zaman kök 2 ile çarparsak 4 kök 10. Peki 4 kök 10'un karesi neye eşit olacak o zaman? 16 çarpı 10'dan 160. O halde buradan 3'ün karesi, 3x'in karesi 9x kare, 1x kare daha 10x kare eşittir 160 ise x kare eşittir 16. X de buradan ne gelecek? 4. Ona zaten çevresinin uzunluğunu sormuştu. 4 kere 3 12. O zaman karşısı da 12. 4'tü. 4'tü 8. 12 12 daha 24 artı 8 kaç edecek? 32 edecek. O zaman kırmızı dikdörtgenin çevresi 32 santimdir diyeceğiz arkadaşlar. Peki geçtiğim bir sonraki sorumuza. Demiş ki dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Peki eşkenar üçgen şeklindeki 5 karton dikdörtgen şeklindeki panonun ön yüzüne birer kenarları ve birer köşeleri çakıştırılarak panonun yüzünden taşmayacak biçimde yukarıdaki gibi yerleştirilmiştir. Birer kenarları aynı doğru parçası üzerinde ve birer köşeleri ortak olan eşkenar üçgenlerin benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Bu üçgenlerden birinin çevresinin uzunluğu 96 cm olduğuna göre panonun ön yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir demiş. Şimdi bir üçgenlerden çevresinin uzunluğu 96 santimetre ise o halde 96'yı ben neye böleceğim arkadaşlar? 3'e böleceğim. Çünkü bunlar eşkenar üçgen. 3'e bölersek 3 kere 3 9 32 mi edecek? Demek ki bir kenarımın uzunluğu 32'ymiş. Peki şuradan dik üçgen indirecek olursak 32 16 16 burası 32 yani 90 30 30 60 üçgeni diyeceğiz. Değil midir? 30'un karşısı 16, 90'ın karşısı 32. Yükseklikte ne olacak? 16 kök 3 olacak. Demek ki buraya kadar 16 kök 3. Ve bana diyor ki eşkenar üçgenlerin benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. O zaman burasının yüksekliği ne olmak zorunda? Yükseklikler oranı 1 bölü 2 gibi düşünecek olursak 8 kök 3 olacak. 8 kök 3 ile o zaman buranın uzunluğu yarısı olacak. 4 kök 3 olacak. O zaman buranın uzunluğu da onun yarısı olacak. 2 kök 3 olacak. O zaman buranın uzunluğunun yarısı da yarısı olacak. Kök 3 olacak. Yani toplarsak o zaman diyoruz ki uzunlukları. Şurasının uzunluğu 16 kök 3'tü. Şuranın uzunluğu 4 kök 3'tü. Şuranın uzunluğu da bir tane ne kaldı? Kök 3. O zaman 21 kök 3 müdür şu kenarın uzunluğu? 21 kök 3 ile arkadaşlar neyi çarpacağız? 16 16 32'yi çarpacağız ki panonun alanını bulalım. 32 ile 21'i çarparsak 32 ile 21'i çarpıyorum. 1 kere 32 32 64 dedik. 672 kök 3 olacak cevabımız. Demek ki bu panonun bir yüzünün alanı 672 kök 3 santimetre kare olmalı diyoruz. Peki geçtik son sorumuza arkadaşlar. A, B, C birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir A'nın karesi çarpı B. Yani kök içerisine alma kuralından bahsetmiş A kök B'yi ve kök içlerim aynıysa katsayılar arasında toplama çıkarma işlemi yaparım demiş. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt yukarıdaki gibi kesilerek dikdörtgen şeklinde 4 eş parça elde edilmiştir. Peki bu parçaların kısa kenarları ile uzun kenarları çakıştırılarak aşağıdaki gibi iki farklı şekil oluşturulmuştur. Şekil 1'in yüksekliği kök 192 cm ve şekil 2'nin çevresinin uzunluğu 28 kök 3 cm'dir. Buna göre başlangıçta verilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir diye soruyor bize. Peki o zaman bulalım arkadaşlar. Kısa kenarlara A dersek A A o zaman burası da nedir? A A
A ve A. Peki. Hemen bulalım. O zaman burasının uzunluğu A idi. Şuraya da B dersek B olsun. A artı B kök 192'ye eşitmiş. Peki kök 192'yi bölen listesi yapsak 2'ye bölüm. 2 kere 9 18 96. 2'ye bölük 48. 2'ye bölük 16. 2'ye bölük pardon çok özür. 16 değil tabii ki de. 24. 2'ye bölük 12. 2'ye bölük 6, 2'ye bölük 3, 3'e bölük 1. 2'den 2 tane var, bir tanesi dışarıda. 2'den 2 tane var, bir tanesi dışarıda. 2 tane var, bir tanesi dışarıda. Yani 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8 köküçtür diyoruz buranın uzunluğu. Demek ki A artı B eşittir 8 kök 2'ymiş dedik. Şuradan bakacak olursak buranın çevresinin uzunluğunu da vermiş bana. Şurası B eksi A'ya karşılık gelecek arkadaşlar. B eksi A çünkü burası A. O zaman şurası da A'ydı, şurası da A'ydı, şurası da B'ydi. Şurası da B, şurası da B, burası da ne? A. O zaman çevreye bakacak olursak A artı B artı A artı B artı A artı B artı B eksi A. O da 28 kök 3'müş dedik. Buradan A'lar giderse kaç tane B var? 1, 2, 3, 4 tane B var. O zaman 4B artı 2A, 2A artı 4B eşittir. Nedir diyeceğiz? 28 kök 3'müş diyoruz. 1, 2, 2A var. 4 tane de B var. Buradan her tarafı 2'ye bölersek A artı 2B eşittir. 14 kök 3'müş. A artı B 8 kök 2'ymiş. O zaman ben yukarıyı çıkartırsak ve taraf tarafa toplarsak ne diyoruz? Bir tane B kalacak. 14'ten 8 çıktı. 6 kök 3. O zaman B 6 kök 3'müş. A da 2 kök 3 olacak. Değil mi? Evet. B 6 kök 3. A da 2 kök 3'tür. A eşittir 2 kök 3. 2, 4, 6, 8. Yani toplamda 8 kök 3. Bana buranın nesini sormuştu? Alanını sormuştu. 6 kök 3 ile 8 kök 3'ü çarparsam 6 kere 8 48 çarpı 3 diyeceğiz. 3 kere 8 24. Elde var 2. 12. 13, 14. Demek ki bu dikdörtgenin bir yüzünün alanı nedir arkadaşlar? 144'tür diyoruz. Peki bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.